Selamlar herkese, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte YouTube'a bir videomuzu en kaliteli şekilde nasıl yükleriz bunu öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve hemen yanındaki bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Aslında sizlere bu videoda render ayarlarını göstereceğim en kaliteli şekilde YouTube'a video yüklemek için ama ondan önce sizlere kodeklerden bahsetmek istiyorum. Çünkü yapacağımız işlemler aslında kodeklerle ilgili. Bu videoda göstereceğim yöntemleri ben daha önce uyguladım ve bunu nasıl uyguladığımı sizlere de tabii ki anlatacağım. Ama öncelikle bunun farkını sizlere göstermek istiyorum. Şu anda benim eski bir videom karşınızda arkadaşlar. 21 Ağustos'ta ben bu videoyu YouTube'a yüklemişim ve bu video arkadaşlar bir birazdan size göstereceğim yöntemle YouTube'a yüklenmiş bir video. Videonun üstüne sağ tıklayıp meraklısı için istatistiklere tıkladığımda burada görmüş olduğunuz gibi videonun kodeyi gözüküyor arkadaşlar. Kodex şeklinde burada görüyorsunuz ve VP09 olarak gözüküyor. VP09 dediğimiz kodek YouTube'un daha çok yüksek aboneli kanallara verdiği bir kodek aslında ve aynı zamanda 2K ve 4K videolara verdiği kodek. Yani 1920'ye 1080 videoların tam amına maalesef YouTube bu kodeyi vermiyor. Bunu sadece yüksek aboneli gerçekten bir kitlesi oluşmuş kanallara veriyor. Ama bunu almanın bir tekniği var tabii ki. Dediğim gibi eğer 2K ve 4K videolar yüklüyorsanız YouTube size otomatikman bu kodeyi veriyor. Çünkü buradan anlıyor ki siz kaliteli bir video çekmişsiniz. Bu videonun da kodeyini VP9 olarak belirliyor. Şimdi isterseniz bir de benim herhangi bir videoma bakalım. Bu benim başka bir videom ve bu tekniği kullanmadığım bir videom. Ve AVC bir kodeğini görüyorsunuz arkadaşlar. AVC1 zaten YouTube'un herkese verdiği kodek. Yani siz bir video attığınızda muhtemelen sizin de kodeğiniz AVC1 olacaktır. Şimdi isterseniz Adobe Premiere'e dönelim. Yani bu tekniği nasıl uygulayacağımıza gelelim. Sizin bu kodeyi almanız için arkadaşlar videolarınızı 2K veya 4K çekmenize gerek yok. Bu videoları 4K veya 2K olarak renderlamanız yeterli olacaktır. Ben hemen CTRL M kısa yolumu kullanarak ekranımı açacağım. Görmüş Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde benim kayıt ekranım karşıma geldi. Export ayarlarımı burada görebiliyorum. Bu ekrana geldiğimizde arkadaşlar en üstte formatı göreceksiniz. Formatınız sizin farklı olabilir. Bu aşamada yapacağınız şey h264 formatını seçmek olacak arkadaşlar. Buradan formatımızı seçiyoruz. Kesinlikle bu formatı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Youtube videolarınız için en uygun format budur. Tabii ki diğer formatları da kullanabilirsiniz ama youtube için en mantıklı en gerekli format 264 arkadaşlar. Seçtikten sonra aşağıda preset'i görüyorsunuz. Preset sizde muhtemelen match source high bitrate olarak gözükecektir. Ama biz bunu bu şekilde bırakmayacağız. Birazdan zaten ayarları manuel olarak yapacağız. Ama size şu ayarı da tavsiye edebilirim. Direkt buradan high quality'yi seçebilirsiniz. 1080p olarak seçtiğinizde videonuzun çözünürlüğü zaten yüksek kalitede olacaktır. Ama bizim yapacağımız teknikte bunu kullanmayacağız. Biraz aşağıya göz attığımda arkadaşlar video settings kısmını görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bizim videomuzun zaten ayarları bu şekilde 1920x1080 şeklinde 60 fps bir video bu. Ama biz bunun ayarlarını bu şekilde bırakmayacağız. Biz bu videomuzun 2K olarak renderlanmasını istiyoruz. Videomuzun kalitesinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yine 1920x1080 bir videomuz mevcut. Ama biz bu videoyu 2K olarak renderlayacağımız ve YouTube'a da 2K olarak yükleyeceğimiz için bu video 2K olarak gözükecek ve YouTube bize VP9 kodeyini vereceği için videomuz daha kaliteli bir şekilde insanların karşısına çıkmış olacak. Bu aşamada arkadaşlar ben tekrardan yukarıki kısma çıkacağım ve present kısmında az önce hatırlarsanız 1080p olarak yapmıştık. Bunu 2160p'ye çekeceğim. Buradan ayarımı yaptım ve videom şu anda 4K olarak gözükecek ama bizim 4K'ya ihtiyacımız yok aslında. Zaten videomuzun kalitesinde herhangi bir değişim olmayacak. Sadece kodeyimiz değişecek. Bunun için buna hiç gerek yok aşağıya tekrardan ineceğiz ve biz bunu 2560'a 1440 olarak değiştireceğiz. Hatta beraber girelim 2560 yaptığımızda zaten otomatik 1440 oldu görmüş olduğunuz gibi. Ve böylece videomuzun çözünürlüğü 2K oldu. Çözünürlüğümüzü ayarladıktan sonra aşağıya doğru inebiliriz. Bu aşamalarda yapacağımız bir şey yok. Ve burada arkadaşlar bitrate'i görüyorsunuz. Videomuzun çözünürlüğünü yükselttiğimizde bitrate'imiz de otomatik olarak artmış. Ama bizim bunu bu kadar yapmamıza gerek yok. YouTube'un bize tavsiye ettiği bitrate ayarları var arkadaşlar. Bu bitrate ayarlarını kısaca özetlemek gerekirse 1080p 60fps bir video için YouTube'un bize tavsiye ettiği bitrate 16 arkadaşlar. 1080p 30 fps bir video için 10. Ama biz videomuzun çözünürlüğünü az önce değiştirdiğimiz için bu bitrate'i arttıracağız ve YouTube'un 2K 60 fps videolar için tavsiye ettiği 30 bitrate'i gireceğiz. Buraya 80 bitrate'in üstüne tıkladım ve buraya 30 olarak girdim ve görmüş olduğunuz gibi burada videomuzun boyutu da arttı aslında. Yani bu tekniği yapacaksanız videonuzun boyutu artacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Hem render süreniz uzayacaktır. Hem bir videoyu YouTube'a yüklerken daha fazla bekleyeceksiniz. Çünkü yükleme süreniz de daha uzun olacaktır. Ama videonuz YouTube'a daha kaliteli bir şekilde işlenecektir. Bitrate'i daha yüksek tutmak isteyebilirsiniz. Ama gerçekten hiç gerek yok. Çünkü YouTube zaten videonuzu kendisi sıkıştırıyor. Ve böylece önerdiği bitrate'e getiriyor diyebilirim. Siz de boşu boşuna fazladan boyut yüklemiş oluyorsunuz. Hem renderiniz uzun sürüyor. Hem de YouTube'a videonuzu yüklemeniz uzun sürüyor. Bu yüzden. YouTube'un önerdiği bitrate ayarlarını kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Daha sonra aşağıda 100 Maximum Render Quality şeklinde bir yazı görüyorsunuz. Bunu açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Benim tavsiyem kapalı tutmanız gerçekten çok büyük bir fark olmuyor. Ama siz kusursuz bir video istiyorsanız bunu açabilirsiniz de tabii ki. Ama dediğim gibi gözde görülecek kadar pek bir fark olmuyor. Diğer ayarlarımızda herhangi bir şekilde oynamayacağız. Ayarlarımızı yaptıktan sonra Export'a tıkladığımızda videomuz aynı şekilde şekilde kaydedilecektir. Ama bu sefer videomuz 2K olarak kaydedileceği için YouTube'a 2K olarak yüklenecek. Böylece VP9 kodeğini almış olacak ve videolarımız çok daha HD bir şekilde YouTube'da görünür bir hale gelecek. Az önce de bahsettiğim gibi videomuzun kalitesinde herhangi bir değişim kesinlikle olmayacak. Yani videomuz hala aynı kalitede olacak. Tek farkı artık videomuzun kodeyi VP9 olduğu için daha kaliteli bir şekilde YouTube bu videoyu sıkıştırmış olacak ve izleyenler video onuzu daha HD bir şekilde izleyecekler yani aslında sizin görmüş olduğunuz bilgisayarınızda videoyu izlediğinizde görmüş olduğunuz kaliteye yakın bir kaliteye getirecek. Siz videonuzu internet ortamına yüklediğinizde videonuzun kalitesi mutlaka düşüyor. Çünkü insanlara bütün o kaliteyi maalesef ki veremiyorlar. Sizlere gösterdiğim şekilde ayarlarınızı yaptığınızda videonuz 2K olarak renderlanacak ve YouTube'a yüklediğinizde çok daha HD olacak arkadaşlar. Bu şekilde ayarlarınızı yaparak çok daha kaliteli videolar elde edebilirsiniz. Bu videomuz bu kadar Adobe Premiere ile ilgili daha çok video istiyorsanız videoyu beğenerek desteğinizi gösterebilirsiniz. Yorumlar kısmında da istediğiniz videolar, istediğiniz konular varsa onları da yazabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.